Bismillahirrahmanirrahim. Deprem derslerimizin sonuncusunda yine onun 14. sözün 14. sözün Zeyle'nin son kısmındaki sual cevapları okuyacağız. Sual şöyle: bu hadise-i arziye, yani zelzele, bu memleketin ahali İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi neyle anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? Zaten bu bahis özellikle İzmir zelzelesinde yazılmış. Bir de Erzincan, büyük zayiata sebebiyet veren Erzincan depremi de mevzu bahis ediliyor. Şimdi bu niye özellikle buralarda bu zelzele? Maddi sebepleri dediğimiz gibi ayrı, ama manevi sebepler açısından bu risalede tahliller yapılıyor. Cevaben deniyor ki bu hadise hem şiddetli kışta, o zaman kışa denk gelmiş, hem karanlıklı gecede hem dehşetli soğukta. Tabi bu zelzelerin vaktini takdir eden de Rabbimiz. 17 Ağustos mesela tam çok sıcak günlerde meydana gelmişti. Ama bazı depremler de mesela aynı yıl Düzce depremi Kasım ayında olmuştu. Yani bu tamamen Rabbimizin takdiri ile olan bir şey. Buradaki bahis konusu olan zelzellerde hem kış mevsimi var, hem gece vakti, 17 Ağustos'ta gece olmuştu ve şiddetli soğuk, dehşetli soğuk, hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması. Bir de işin bu boyutu var, Ramazan'la denk gelmiş. Ramazan'a hürmet etmemişler insanlar. Ramazan'ın o kutsiyetine saygısız bir gaflet hali içindeylermiş. Bu da işin başka bir hikmet boyutunu meydana getiriyor. Dolayısıyla bütün bunlar gene takdir ilahi olarak böyle bir Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması, hem tahribatından intibaha gelmediklerinden, bir de artçı şoklar var. İlk büyük sarsıntı meydana geliyor. Orada binalar yıkılıyor. Altında can veren insanlar var. Ama bundan da uyanışa gelmeyen insanlar için artçı şoklarla gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emareleri delaletiyle. Bu hadise ehli imanı hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Hala uyanmadıysanız, evet, sizi uyandırmak için sallamaya devam ediyorum diyor Rabbimiz. İşte artçı şoklar bu. Ve bu İzmir depreminden sonraki devam eden artçı şokların daha bir 15 gün kadar daha devam edebileceğini söylüyor uzmanlar. Tabii manevi boyut. Namaza niyaza uyandırmak için diye üstad bir yorum yapmış. Namaz öyle sıradan bir şey değil. O meşhur Ankara'daki tartışmada üstadın ifade ettiği gibi, kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Dolayısıyla namaz kılma oranlarının da çok düştüğü bir maalesef noktadayız. Yapılan araştırmalar, anketler onu gösteriyor. Beş vakit namaz kılanların oranı çok çok düşmüş. Yani bu açıdan kendimize hakikaten manevi hayatımızı çok ciddi manada masaya yatırıp tahlilini yapmamız lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Bu da tabii iman hizmetlerinin yeniden tahkim edilmesiyle, onlara çok farklı bir hassasiyetle ağırlık verilmesiyle mümkün. Onun için dindarların, cemaatlerin esas gündeminin bu olması lazım, siyaset falan değil. Bir taraftan devam eden haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler var, böyle musibetleri celbeden, davet eden. Bir taraftan da böyle en temel kulluk vazifelerimizdeki ihballerimiz var. Ve asıl çok bakmamız gereken ve düzeltmemiz gereken çok hallerimiz var. Ve bunun devamı gibi şöyle bir sual daha görüyoruz veya hikmetini izah ettiği bir cümle görüyoruz. Bir anekdot, bir pasaj.
Bir çare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki veçi var. Biri hataları az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi. Hani daha evvelki bir derste okumuş idik. Dindarların hatalarını temizlemek. Yani bu yolla temizlemek, öbür tarafa ahirete bir şey bırakmamak. Bunun için tacil edildi hataları az olmak cihetiyle. İkincisi, o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladığı ihtimali var. Bir hikmeti de bu diyor üstad. Öyle yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle. Eğer iman hizmetiyle meşgul olan ehli hizmet yeterince faaliyet gösteremeyecek durumdaysa, kuvvetli değilse, azsa, mağlup olma durumundaysa, öyle bir riskle karşı karşıya ise, bundan fırsat bularak zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesis etmeleri ihtimali kuvvetlendiyse, bu ihtimal durumunda en evvel oraları tokatladı ihtimali var diyor üstad. Yani ihtimal, bu da bir ihtimal ve işte bu hadiselere iman gözlüğüyle bakıp o pencereden yorum getireceğimiz zaman üstadın bu izahları bize ışık tutuyor ve böyle rastgele hadiseler olarak yorumlamayıp bu hikmetler zaviyesinden meseleye bakarak gereken dersleri ve mesajları çıkarmamız icap ediyor. Cenab-ı Hak böyle musibetlerle bizleri terbiye etmesin ve imanımızı kuvvetlendirmek ve imanımızı hayatımızı en kuvvetli bir şekilde yansıtabilmek muvaffakiyetine bizleri eriştirsin diyerek bu dersimizi de tamamlamış olalım. Allah'a emanet olun.